Evet, ilk konuğumuzla sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu ay otizm farkındalık ayı. Dolayısıyla otizmden bahsedeceğiz. Otizm nedir? Nasıl teşhis konur? Tedavisi nasıl yapılır? Her biri gerçekten çok önemli konular. Konuyla ilgili olarak ağırlayacağımız misafirimiz de bize bu konunun uzmanı olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatacak. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Çiğdem Yektaş bizimle birlikte olacak. İkinci konuğumuz Doçent Doktor Gökhan Boyraz, kadın hastalıkları uzmanı, aynı zamanda onkoloji jinekolog ve geçtiğimiz günlerde dünya literatürüne giren çok önemli bir ameliyat başardı. Bu ameliyatın perde arkasını ve benzer durumdaki hastalara yapılabilecek müdahaleyi anlatacak. Sevgili dinleyiciler, merhaba. Bugün programın başında da anons etmiştim size, hatırlayacaksınız. Otizm konuşacağız. Otizm nedir? Nasıl farkında olabiliriz? Hangi aylarda, hangi yaşlarda bebekle ilgili hangi değerlendirmelerin yapılması gerekir? Konuyla ilgili bir uzmanımız olacak yayınımızda. Size hem içinde bulunduğumuz ay hakkında bilgiler verecek, hem de içinde bulunduğumuz bu ayın farkındalık konusu otizmi konuşacağız. Evet, konuyla ilgili bir uzmanımız yayında olacak demiştim. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Çiğdem Yektaş hattımızda. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kolaylıklar dilerim. Selamlar, teşekkürler. Otizm konuşacağız. Aslında içinde bulunduğumuz ay Nisan ayı, otizm farkındalık ayı ve bu ay içinde bu konu pek çok farklı mecrada değerlendirildi. Biz de programımızda anne adaylarını, anneleri ve çocukları büyütenleri bu konuda bilgilendirelim istedik. Otizm nedir diye başlayalım mı? Tabii ki. Öncelikle bütün otizmle ilişkili aslında süreci takip eden kendi çocukları üzerinden ya da bu konuda çalışan kişilere sesleneceğiz. Bu ay önemli bir ay, otizm farkındalık ayı. Dolayısıyla da farkındalığı ne kadar geliştirirsek süreçle ilgili yapılacak müdahaleler ve hız o kadar önemli olacak. Şimdi tanımla ilgili isterseniz başlayalım. Otizm aslında artık otizm spektrum bozukluğu olarak da düşünebildiğimiz, söyleyebildiğimiz ve temel iki alanda işlev bozukluğu gösteren bir nörogelişimsel rahatsızlık. Burada iki temel alandan kastımız, bir tanesi sosyal iletişim ve etkileşim, bir diğeri de sınırlı tekrarlayan davranış kalıpları ya da ilgi alanları olması çocuğun. Bu temel iki alandaki işlev sorunlarının da kendini yaklaşık 3 yaş öncesinde, 30 aydan önce göstermesiyle karakterize olan ve klinik gidişi de hafif, orta, ağır şeklinde sınıflandırabildiğimiz bir nörogelişimsel bir yelpaze diyebiliriz otizme. Şimdi söyledikleriniz arasında altı çizilecek birkaç cümle var. 30 ay ve öncesinden bahsettiniz. Bu çok önemli. Çünkü birazdan konuşacağız, aslında otizmli bireylerin eğitimle hayatlarını nasıl farklılaştığını görüyoruz. Toplumda parmakla gösterilecek bireyler var ama bir taraftan da hiç farkına varılmamış, kendi haline bırakılmış, biraz da aile tarafından yönlendirilmemiş çocuklar var. Dolayısıyla 30 ay ve öncesi bizim için çok önemli. Ama ben soruyu biraz geriye çekerek başlatacağım. Biz otizmi nasıl fark ediyoruz konusunda özellikle çok sorulan bir konu. Pek çok tarama testi var hamilelik boyunca yapılan. Acaba bunlardan biri otizmle ilgili sonuç veriyor mu? Doğduğu anda bebeğin karakteristik, mesela Down sendromunda gibi karakteristik özellikleri var mı? Yoksa biz 30 aya kadar ya da işte ilk gülmelere, ilk hareketlere başlayana kadar beklemek durumunda mıyız? Evet, şimdi bu da çok önemli bir konu ve soru bence. Öncelikle şunu söylemek lazım. Maalesef henüz işte fenilketonuri gibi ya da henüz daha gebelikte tespit edilebilen Down sendromu ya da bir takım genetik rahatsızlıklar gibi otizm henüz gebelik sürecinde tespit edilebilir bir rahatsızlık değil. Aslında var ama henüz biz bunu nasıl test edeceğimizi ve biliyor olacağımızı bilmiyoruz. Yani bu konudaki bilgi eksikliği maalesef bu süreçle ilişkili doğumdan sonraya kalan bir tanısal sürece giden bir döneme tekabül ediyor. Şimdi tabii ki sözünüzü kesmemiz, yani hamilelikte aslında bir takım markerlar var ama biz bunu nasıl tespit edebileceğimizi mi bilmiyoruz? Hamilelikte zaten oluşan beyin gelişiminde ortaya çıkan genetik bazı faktörler, bazı otizmle ilişkili genlerin aktivasyonuyla beyin yapısı, otistik bir beyin yapısına evrilmeye başlıyor. Ancak
Biz herhangi bir görüntüleme, herhangi bir marker, herhangi bir biyolojik tetkikle evet bu bir otizmli beyin ya da bu hamilelikte bir otizmli çocuk var bu söz konusu diyemiyoruz şu anda. Yani tanısal bir marker yok, tanısal bir biyolojik marker yok şu an için otizmde. Peki. Sözünü kestim, buyurun devam edelim. Devam edeyim isterseniz. Şimdi ama nerede fark ediliyor? Şimdi normal şartlarda belki bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar biz işte polikliniklerimizde en sık olarak ki otizmin de en sık tanı aldığı yaş dönemi 2-3 yaş dönemidir. En sık konuşmadaki gecikmeyle ailelerin başvurduklarını görüyorduk. Ama şimdi daha öncesinde çocuğun sosyal etkileşime girmemesi, çocuğun yine yaşa uygun değil becerilerinin gelişmemesi ya da bir takım farklı atipik davranışları nedeniyle ailelerin şüphelenip geldiğini, biraz da hani internet kaynaklı bilgiler ya da çevrenin gözlemleri üzerinden geldiklerini biliyoruz. Şimdi şu çok önemli, yani hani biz 30 aydan önce bunu takip edelim, işte tanısını koyalım dedik ama çok daha erken dönemlerde, doğumdan hemen sonrasında da aslında ilk 3 aylarda mesela otizmli çocuklarda belli bazı yanıtlarda atipiklik, değişiklikler olabiliyor. Örneğin ilk 3 ayda biz çocuklarda bir görsel nesne takibi bekleriz. Annenin anneyi takibi mesela, annenin gülümsemesini takibi. Bunlar çok önemli takipler bizim açımızdan. Otizmli çocuklarla bu takipler yetersiz ya da hiç olmuyor olabilir. Bu çok önemli. Bunun dışında yine 3-6 ayda görece normal sağlıklı gelişen çocuklara göre daha az göz kontağı, daha az sosyal gülümseme, yani bakım verenle olan karşılıklı etkileşime daha az yanıt verme ve daha az gülümseme. Çevrenin daha az farkında olma, işte sesleri daha az çıkarma, daha az çeşitlilikte ses çıkarma, duygusal yanıtın daha az olması, işte kucağa alınma tepkisinin olmaması, yüze, sese, ismine bakmaya karşı daha az tepkisellik, yeterince taklitin işte olmaması, olumlu duyguları az gösterme gibi bebeklerde aslında yaşamın ilk yılında otizmle ilgili bizlerde yine şüphe yaratabilecek ve bazı taramalardan geçirmemizi sağlayacak, en azından bir klinisyenin, bir uzman klinisyenin değerlendirmesinde, takibinde olmasını sağlayacak bir takım farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Ve tanısal aslında belki doğruluk da iyi bir uzman klinisyen eşliğinde bu noktalara kadar çekilebiliyor. Yani bunun ışığı bir yaşa kadar çekilebiliyor eğer uygun bir değerlendirme yapılabilirse. Buyurun. Estağfurullah. Biz çocuklarda mesela o ilk bir yaş içinde bir takım oyunlar oynarız. İşte bizi takip etmesini isteriz. CE oyunu oynarız. Aynen. O da bizimle beraber oynar, tepki verir, oyuncağını ister. Yani aslında o çocuğun daha az hareketli olması, daha az sosyal olması ve bizimle daha az iletişim içinde olması bizi şüphelendirmeli. Kesinlikle daha az hareketli değil belki ama daha az etkileşimsel, sosyal çeşitlilikte daha az davranış paterni göstermesi, oyun ya da CE gibi taklit becerilerine dayalı, işte oyuncakla yapılan işte al-ver oyunlarına dayalı oyunlarda ya da karşılıklılıklarda, çünkü hani şey gibi düşünün, siz bir top atıyorsunuz, bir metafor gibi düşünün bunu, bu bir sosyal etkileşim ama karşıdan o top gelmiyor size. Yani sanki bir duvarla oynuyor gibisiniz. Dolayısıyla oradaki o sosyal yanıtsızlık aslında her yaş döneminde otizmde bizim için en uyarıcı bir hani marker olabilir ve düşünebiliriz. Evet, bunu mutlaka annelerin fark etmesi gerekiyor. Ben annelerin bunu hissedeceğini de düşünüyorum. Yani çocuk size eğer tepki vermiyorsa, beraberken sizi takip etmiyorsa, hani mesela en basiti emzirirken sizinle göz teması kurması hem anne için hem bebek için çok doyurucu, çok önemlidir. Mesela bunu yapmıyorsa, gözünü sizden kaçırıyor ya da bir yere bakıyor ve oradan tekrar size çevirmiyorsa, bunlardan hep şüphelenmek gerekir. Ki şöyle de bir avantajımız var galiba Çiğdem Hanım. Bu dönem çocukların daha sık doktora gittiği bir dönem. Gelişmenin takibi için ilk bir yaşta aşılar vesaire, yani sağlık ocağına bile olsa, aile hekimine bile olsa mutlaka bebekler doktora gidiyorlar. Anne bir takım şüpheleri varsa bunu mutlaka orada paylaşmalı diye düşünüyorum. Şimdi o kadar önemli bir konuya değindiniz ki buradan biraz aslında hem doğru şeyler de söylemek istiyorum, meslektaşlarıma da incitici olsun istemiyorum ama
hem de ailelerin inkarıyla ilgili bir süreçte devreye giriyor. Evet, çocuklar gerçekten de aslında otizmli çocuklar da dahil hemen hemen her çocuk öncelikle aile hekimi ve çocuk hekiminin takibinde. Dolayısıyla ilk karşılaşmanın ve yapılacak hani o iyi muayenenin sonuçlarıyla bize yönlendirilmeleri bu çocukların çok çok önemli. Ama burada hekime verilecek doğru bilgi de çok önemli. Şimdi burada dedim ya size, ailenin inkarının devreye girmesi bazen işi uzatan ve zorlaştıran bir şey. Baba da geç konuştu. Yok bir şey, evde çok kaldı. Hele de pandemi bebekleri için özellikle söylenen şey. Evde çok ekran karşısında kaldı. İşte biz ilgilenemedik gibi. Yani böyle hani anneyi babayı biraz otizmle ilgili aslında şüpheleniyorlar. Bir şeylerin doğru olmadığını, bir şeylerin yanlışlığının çok da farkında oluyor çoğu aile. Ve sonrasında da aslında o geç tanı almanın üzüntüsünü de yaşıyorlar. Ama o duygusal çalkantı halinde, hani o inkarla, hastalığın inkarıyla hastalığın kabullenme süreci. Ki bir çocuk psikiyatri uzmanının bazen tanısını bile aileler kabul etmekte zorlanırken, hani bir aile hekiminin şüphelendiği durumu yönlendirmesi hele de direnç noktasında bir aileyi daha da fazla uzaklaştırabiliyor tanı sürecinden ve işte ne bileyim oyun ortamlarına sokuyor, kreşe göndermeye çalışıyor vesaire. Ya da işte uyaran eksikliği deniyor. Sanki uyaran eksikliği bir tanıymış gibi. Oysa böyle bir şey yok. Bazen de şöyle olabiliyor. Aile hekimleri ya da çocuk hekimleri, yok hani çok erken, biraz bekleyelim. Bu mesela geçmişte çok daha fazla. Farklılık süreçleriyle beraber çocuk psikiyatri uzmanı dışındaki uzmanlık alanlarında maalesef biraz böyle bir eğilim de görüyorduk. Biraz bekleyelim. İşte bir kreşe gitsin bakalım. Hani konuşur annesi babası. Yani bunlar da zaten hali hazırda inkara teşne olan bir anne babayı rahatlatan birini. Evet. Onlar zaten buna meyilliler. Bunu da duyunca iyice öteliyorlar. Ama aslında bunun bir hak ihlali olduğunu, yani çocuğun alması gereken tanıyı ve eğitim hakkının bir ihlali olduğunu her iki tarafında, hem ebeveynin hem de hekim arkadaşların çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü birazdan konuşuruz belki, otizmdeki en iyi durumu yordayıcı, yani gidişatı yordayıcı en iyi parametre erken tanıdır. Erken tanı, evet. O kadar uygun müdahaleler ve eğitim. Eğitim aslında bu çocukların hayatını farklılaştıracak tek şey, o erken tanıyı aldıktan sonra ailenin, çocuğun eğitimin içinde olması. Belki birazdan konuşacağız çünkü dereceleri var otizminde. Ve bazen çok kolay hayatın içine adapte olabilecek otizmli bir bireymiş gibi dışarıdan bakıldığında algılanmayacak bir hale gelebilmesi mümkün çocukların. Şimdi ben birazcık daha bu sürece dönmek istiyorum. İletişim eksikliği, çocuğun göz teması kuramaması, bu son derece önemli otizmde. Aile bunu fark etti. O ötekileştirici kavramdan da uzak. Yani artık benim çocuğumun bir rahatsızlığı varsa ben bunun tedavisi yoluna gitmeliyim dedi. Nasıl bir süreç başlıyor? Size geldiği andan itibaren teşhis, tedavi ve eğitim süreci nasıl devam ediyor? Şimdi öncelikle otizm şüphesiyle bize gelen çocuktaki belirtileri aileden mutlaka ayrıntılı bir şekilde dinlemek gerekiyor. Aileyi dinlemek bence burada yapılabilecek ilk ve en doğru şey. Bazı aileleri de cesaretlendirmek gerekebiliyor. Çünkü özellikle ebeveynlerden biri hani daha endişeli ve daha farkındayken diğer ebeveyn bunun çok da farkında olmayabiliyor, çok üzerinde durmayabiliyor ya da inkar noktasında biraz daha dirençli olabiliyor. Şimdi burada dedik ya size, hani biyolojik tanısal bir belirti çok. Dolayısıyla iyi bir klinik değerlendirme, iyi bir gelişimsel öykü, yani çocuğun gelişim basamakları, gebelik süreci, nasıl geçtiği bunun ve çocukla yapılacak olan oyun değerlendirmesi, doğal ortamında çekilmiş işte bir takım videolar, kayıtlar, bunlar çok çok önemli şeyler. Bunlara ek olarak eğer gerekiyorsa ayrıntılı bir fiziksel değerlendirme, ki otizme sık eşlik eden bazı genetik anomaliler ya da çocuk nörolojinin alanına giren bir takım nörolojik durumlar, epileptik durumlar da olabiliyor. Bunların da hani ayırıcı tanı açısından taranması uygun olacaktır diyebiliriz. Buradan itibaren artık mesela diyelim ki bir yaşın öncesinde teşhis aldı çocuk. Ondan sonra aileyi artık özel bir eğitim süreci mi bekliyor? Yani çocuk yaşıtlarıyla birlikte aynı okula gitme şansını yakalayabilir mi? Şimdi burada hani bir takım dedik ya tedavi öngörücüleri var, yani gidişat öngörücüleri var. Eğer başlangıçta, yani biz spektrum, bu bir spektrum bahsetmiştim ve hafif orta ağır formlarından da bahsettim. Yani bu bir kategorik tabii ki, ama her şey bu kadar kategorik değil hayatta. Ama baktığımızda aslında hafif düzeyde otistik semptomların olması başlangıçta,
Yani tanı aldığın süreçte çocuğun. Çocuğun yine ortak dikkatinin 4 yaş döneminde en azından gelişmiş olması, varlığı. Ortak dikkat dediğimiz şey, ben bir yere baktığımda çocuğun da diğer, o benimle birlikte aynı yere bakabilmesi. Bu sosyal ilişkilenmenin karşılıklılığın aslında başlangıç temel becerilerinden biri. Bir diğeri yine bilişsel işlevlerin iyi olması. Yani belirli bir zeka geriliğinin olmaması. Çocuğun o 1 yaş döneminde, 2 yaş döneminde zaten erken tanı alması, 4 yaş öncesinde verbalizasyon dediğimiz alıcı ve ifade edici dil, en azından alıcı dilin hani oluşması ve başka bir takım eşlik eden durumu ağırlaştıracak nörolojik bozuklukların olmaması, aslında bu çocuğun uygun ve yoğun eğitsel müdahalelerle, birazdan bahsedeceğiz belki, tanıdan çıkmasını, yani otizm spektrum bozukluğu tanısından çıkmasını ve 6-7 yaş döneminde belki yaşıtlarını yakalayarak hani normal bir okul sürecine devam edebilmesini sağlayan bir şey. Bunun bir çok güzel elbette. Aileler için ne güzel bir haber. Çocuk için de öyle. Bunun bir oranı var mı yani? Spektrum içinde normal yaşıtlarını yakalayabilir ve onlarla aynı okula gidebilir çocukların oranı. Yaklaşık %20 gibi, ama bakın yani hiç küçük bir oran değilmiş. Ben daha küçük olacağını tahmin etmiştim. Hiç küçük değilmiş. Aileler için çok önemli. Yani 10 çocuktan ikisi, hatta 3'ü belki diyebileceğimiz 130'lara varan bir orandan da bahsediliyor artık. Bunun sebebi de artık hani hafif form spektruma da dahil edildi. Yani spektrum biraz yelpaze genişlediği için bilişsel işlevleri yüksek, sosyal kognisyonu daha iyi, zeka becerileri daha iyi, verbal becerileri daha iyi çocuklar da bu gruba dahil edildi. Dolayısıyla tanı dışına çıkma oranları arttı bu çocukların. Hiç az bir oran değil. Ve hani atıyorum biz artık ilkokula geldiğinde çocuk kalan belki ufak tefek şeylerle uğraşıyoruz. Yani otizmin semptomları ya da çekirdek belirtileri ya da özel eğitimle değil de çocuğun işte sosyal becerilerine çalışılması ya da dikkat varsa problemleri ya da öğrenme varsa problemleriyle ilgili çalışmalar planlamaya çalışıyoruz. Çünkü aynı nöro gelişimsel süreçler birbirleriyle yakın ilişkili ve bunlar aynı zamanda birbirleriyle eşlik de gösteriyorlar. Gösteriyorlar. Şimdi çocuk tedaviye başladı, daha doğrusu eğitime başladı bir yandan. Bir yandan da tabii bu spektrumdan bahsediyoruz madem. İşin biraz daha renginin koyulaştığı taraflar da var. Oralarda neler yapılıyor? O çocuklar için en azından hayat becerilerini devam ettirebilmek, ömür boyu kendi başına hiç değilse ayakta kalabilmesi için bir şeyler yapmak mümkün mü? Şimdi maalesef bu konuyla ilgili aslında literatürde de çok fazla çalışma yok. Yani ağır formlar bir kere zaten anne babaya tam bağımlı olarak hayatlarını neredeyse geçiriyorlar. Ya da yarı bağımlı geçiriyorlar, ama kendi başlarına bir birey olarak yaşama katılmaları hani genellikle çok mümkün olmuyor. Ağır formlardan bahsediyorum. Tabii ki bu durum sadece psikolojik süreçlerle ilişkili değil. Yani bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Ülkemiz adına konuşuyorum. Hani otizmle ilişkili farkındalığa dair şu anda çok fazla şey yapılıyor ve çok da takdire şayan çabalar bunlar. Hem bakanlığın hem de işte genel yönetimin yaptığı bir şey. Ancak halen daha aslında karşılaştırdığımızda dünyanın pek çok, özellikle gelişmiş ülkeleriyle, alınan özel eğitim oranlarımız çok düşük. Yani bir otizmli çocuk tanı aldığında haftada 2-4 saat eğitim almamalı. Ne kadar ihtiyacı var Çiğdem Hanım? 2-4 saati haftada, devlet karşılıyor, ama bu tabii yeterli değil dediniz. Yeterli değil. Haftada 20 saat, hatta 40 saate varan ABA temelli, floor time temelli, farklı hani burada bir hani özel eğitim şeyi tabii ki daha farklı bir konu, ama çocuğun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, yani sosyal iletişimindeki gelişmeyi, istenmeyen davranışlarını, komorbit dediğimiz o diğer psikiyatrik durumları azaltmayı, yeni becerileri çocuğa katabilmeyi ve aynı zamanda ebeveyni de bu işin içine katarak ebeveyni desteklemeyi de içeren bir takım programlar gerekiyor. Ama bunların sürelerinin en az 1 yıl süreyle, haftada minimum 20 saat, 30 saat, hatta 40 saate varan oranlar olması lazım. Şimdi düşünürseniz yani hakikaten çok büyük çabalar sarf ediliyor, ama yeterli değil. Henüz yeterli noktada değiliz. Ne diyoruz? Özel eğitim diyoruz bu işin tedavisi. Ama özel eğitime ayırdığımız süre kaynağımız henüz çok yetersiz. Yani dolayısıyla burada hepimizin taşın altına elini biraz daha sokması gerekiyor. Yani bu noktası önemli diye düşünüyorum. Burada devletin de, belki vakıfların, kurumların da
Çocuğun eğitilebilir olduğu ve yaşıtlarını biraz daha hafif alan için söyleyelim, hafif teşhis almışlar için söyleyelim. O yaşıtlarını yakalayabileceği dönemi iyi değerlendirmek, o dönemi haftada 2 saatlik eğitimle değil, çok daha yoğun eğitimlerle geçirmek lazım ki bu birey aileye de topluma da yük olmaktan kurtulsun. Çünkü kendisi hayata katıldığında aslında devletin üzerinden de büyük bir Tabii yükü ki. alıyor. Yani maddi manevi. Şimdi bakın mesele sadece devletin üzerindeki maddi yük olmuyor. Aynı zamanda sosyal sürecinde içine katılıyorlar. İş gücü kazanımı yani yük olmayı bırakın bir hani kazanıma da dönüşüyor bu çocuklar Çok ve başarılı daha çocuklar da var Çiğdem önemli. Hanım. Sporda Tabii. ben görüyorum, hani hakikaten çok başarılılar. Dünyada da aslında geçmişinde otizm teşhisi almış ama sonra çok büyük işler başarmış insanlar var. Kesinlikle. Dedik ya hani otizmin özellikle hafif spektrumunda olanlar hani daha önce Asperger ya da yüksek fonksiyonlu denilen ama şimdi hepsi aynı çatı altında toplanan çocuklar. Yani bu çocukların hani gerçekten sosyal hayata yaşama kazandırılması aynı zamanda ailenin üzerindeki maddi manevi ve duygusal yükü de çok azaltıyor. Çünkü bu ailenin de hayatı tamamen bu çocuğa bağlı. Evet. Sadece Çok zor çocuk değil aslında, ona bakım verenlerin de sosyal hayattan ya da ekonomik hayattan tamamen çekilmesi anlamına katılıyorum. geliyor. Ama bir Tabii ki. taraftan da bu eğitim çok para istiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani ailelerin içinde bulunduğu durumun ne kadar zor olduğunu hani artık çok üzerinde durmayayım. Aynı konu gibi oldu ama inanın bu konuda son bizim yaptığımız çok merkezli bir çalışma. Yani bu çocuklar büyüdüğünde ne geliyor bunların başına ne oluyor? Şu anda çoğu aile bu çocukları bakım evlerine yerleştirmiş durumda. Çünkü bu çocukların bakımları özellikle ergenlik sonrasında çok zor. Çünkü ergenlikle birlikte dürtü ve davranış kontrol sorunları giderek artıyor. Ek başka bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar devreye giriyor. Kullanılan ilaçlara normal bir beyin yapısı olmadığı için verilen ilaç yanıtları çok kötü ya da çok fazla yan etki yapabiliyor. Yani her şeyi ayarlamak çok zor ya da Doğru. öz bakımını artık çok yapamıyor aile. Aile tükenmişlik yaşıyor ve bu çocuklar bir şekilde hani bakım evlerine yerleştirilmiş oluyorlar. Tabii sonuçlar da üzücü. Evet, çok teşekkür ediyorum bugün için. Farklı Rica konularda ederim. yeniden birlikte olmak üzere diyorum. Kolay Ben gelsin. teşekkür ederim. İyi Hoşça kalın. çalışmalar diliyorum. Sağ olunuz. Sevgili dinleyiciler, çocuk ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Çiğdem Yektaş bizimle birlikteydi. Otizm konuştuk. Kısa bir aradan sonra yeniden burada olacağız.